Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu aralar sıklıkla sorulan bir soruya yanıt vermek için sizlerle birlikteyiz. 2023 yılında iPhone 11 alınır mı? Arkadaşlar bildiğiniz gibi halihazırda Apple'ın en güzel iPhone modelleri iPhone 14, iPhone 14 Pro, Pro Max ve iPhone 14 Plus. Fakat bu telefonların ülkemizdeki fiyatları malum 33 bin liradan başlıyor ve yani böyle 50-60 bin lirayı gözden çıkartıyorsunuz. Hal böyle olunca iPhone kullanıcılarının geçeceği yeni bir iPhone modeli de ekseriyette iPhone 14 olmuyor arkadaşlar. Genel itibariyle iPhone 14 yerine iPhone 12 tercih ediliyor. Lakin bir de çok daha fazla satan, özellikle bu aralar peynir ekmek gibi satan bir model var. iPhone 11 arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında da aslında iPhone 11 fazlasıyla satıyordu. Fakat bu yılda yine satışları devam ediyor. Muhtemelen dünyanın birçok ülkesinde iPhone 11'in artık esamesi bile okumuyordur ama söz konusu Türkiye olunca malum akıllı telefon fiyatları da son derece uçuk olduğu için iPhone 11 hala ülkemizde son derece başarılı bir satış grafiğine sahip. Hemen belirtelim. Halihazırda bu cihazın güncel fiyatı arkadaşlar 14.000 Türk lirası. Tabii ki bu 128 GB'lık versiyon bazı mağazalarda arkadaşlar 64 GB'lık versiyon da var. Ama burada 64 GB'lık versiyonun çok tercih edilebilir bir cihaz olmadığını sizlerle paylaşalım. Yani iPhone 11 almayı düşünüyorsanız tamam, hiçbir sıkıntı yok. Yani yıl 2023 olmasına rağmen iPhone 11'de pekala bugün halihazırda satışta olan iPhone 14'te çok böyle arasında aman bir fark yok. Kamera açısından demiyorum ama baktığınız zaman ikisi de bütün oyunları yüksek performanslarda çalıştırabiliyor. İkisinin de batarya ömrü böyle az çok birbirine yakın. Dolayısıyla hani iki cihaz arasında böyle aman bir fark yok. Hani nedir? Biri oval tasarım, biri köşeli tasarım falan. Hani ya ben biraz daha böyle köşeli tasarımla sahip cihazları seviyorum diyorsanız o zaman iPhone 12 ya da 13 de alabilirsiniz. Ama hani en bütçe dostu en azından iPhone 11 gibi duruyor şu anda. Bir de biliyorsunuz artık ülkemizde çıkan orta segment cihazların fiyatı bile 9-10 bin Türk lirasından başlıyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığınız zaman illa ben bir iPhone sahibi olmak istiyorum diyorsanız burada iPhone 11 tercihi yapmanız doğru bir karar olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli noktaya. iPhone 11 fiyatı normal mi? Şimdi dediğimiz gibi aslında hani 3-4 yıl önce çıkmış bir cihaza hala 14.000 Türk lirası seviyelerinde bir para ödemek tabii ki normal değil. Ama söz konusu Türkiye olduğunda ve şu andaki ekonomik durum çok parlak olmadığı için arkadaşlar bu fiyatlara normal bir telefon da alsanız size iPhone 11'den aman çok süper bir performans sağlamayacaktır. Android tarafındaki üst segment cihazların fiyatları zaten 20.000 liraları aşmış durumda. Hatta biraz daha böyle iyi bir cihaz almaya baktığınızda 30-40 bin arasında bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla 2-3 sene öncesinin amiral gemisi bir telefon, Apple'ın o dönemdeki en güçlü A serisi Yonga setiyle donattığı bir cihaz günümüzde de fevkalade bir performans sunacaktır. Zaten mobil tarafta telefonları aman zorlayacak uygulamalar ya da oyunlar bulunmuyor. Bu açıdan baktığınız zaman iPhone 11'i şimdi de alsanız size herhangi bir sıkıntı ya da sorun çıkartmayacaktır. Ayrıca biliyorsunuz Apple iOS tarafında güncellemeleri iPhone 11'e de vermeye devam ediyor. Yani bu noktada güncelleme sıkıntınız da bulunmuyor arkadaşlar. Muhtemelen 1-2 sene daha iPhone 11 güncellenmeye devam edecek. Belki daha fazla da olabilir. O açıdan bakıldığında da hani iPhone 11'i almakta bir sakınca ben görmüyorum. Ama şu var. Ya ben çok daha iyi fotoğraflar çekmek istiyorum diyorsanız iPhone 11'in kamera yetenekleri günümüzdeki cihazlara göre biraz daha kısıtlıydı. Örneğin şu anda yeni satışa çıkmış olan Redmi 12 Pro mesela iPhone 11'den çok daha başarılı bir performans sergileyecektir. Kamera açısından konuşuyorum. Dolayısıyla bu noktada hani daha ucuza Redmi 12 Pro almam mantıklı olur mu diye soracak olursanız burada tamamen sizin iOS ve Android görüşünüze kalmış bir durum diyebiliriz. Eğer ya ben iOS'tan vazgeçemiyorum,
illa iOS olması lazım diyorsanız iPhone 11'i almanızda bir sakınca yok. Yani yıl 2023 değil, 2033 de olmuş olsa günümüz Türkiye şartlarını baz alırsak iPhone 11'i almakta herhangi bir sakınca bulunmuyor arkadaşlar. Yani bugün de alsanız takır takır kullanırsınız, problem değil. Ama dediğim gibi hani ya benim için kamera çok önemli diyorsanız o zaman Android tarafındaki bazı orta segment modellerin kamera karşılaştırmalarına göz atmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Biliyorsunuz yakın zamanda Samsung da yeni A serisi cihazlarını çıkarttı ki nitrografi özelliğini mesela A54 ve A34'te de kullanıma sundu. Hani A34 belki biraz daha böyle güçsüz kalabilir ama A54'ü belki değerlendirmek isteyebilirsiniz. Lakin az önce de belirttiğim gibi illa iOS olsun diyorsanız iPhone 11 almanızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Fiyatı biraz pahalı mı? Evet biraz pahalı yani ama Türkiye şartlarını artık hepimiz biliyoruz. Yani soğan diyeceğim. Herkes soğan diyor. 30 lira olmuş kilosu. Kıyma 300 lira falan diyorlardı. Çok değil muhtemelen birkaç günde 400 lira demeye başlayacağız. Çünkü artık 370-375 lirası seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla bir hayat pahalılığı var. Ve bu hayat pahalılığı inanın hani teknoloji ürünlerinin şu ana kadar çok fazla yansımadı. Neden? Teknoloji ürünleri ağırlıklı olarak dolar bazlı geldiği için ülkemize. Dolar şu anda belli bir seviyelerde tutuluyor. Ve bu yüzden teknoloji ürünlerinin fiyatı hani tam olarak artmış değil. Ha, ileride vergilendirmelerde vesaire indirimler olursa fiyat düşer. Ama ben dolar bazlı en azından yakın bir gelecekte fiyatların düşeceğini sanmıyorum. Muhtemelen de düşmeyecektir. Sonuç olarak arkadaşlar şu anda iPhone 11 almanızda bir sakınca yok. Lakin kesinlikle 64 GB'lık almayın. Pişman olursunuz. Alacağınız cihaz en az 128 GB olsun arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. İnternette listelediğiniz zaman bu iPhone 11 daha ucuzmuş sıfır kapalı kutu falan. Ama dikkat edin o 64 GB'liktir. Alacağınız iPhone 11 mutlaka en az 128 GB olsun. Eğer bu konu hakkında sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.